Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmü alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atın dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhekna bissâlihîn. Amin. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 11. sırada inmiş olan Duha suresinin tefsirine başlamıştık. Ve Duha suresi 11 ayetten meydana gelen bir suredir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 2. yılında nazil olmuş olan bir suredir. Ve 6 ayetin tefsirini bir önceki dersimizde yapmıştık. Şimdi 7. ayeti kerimeye başlıyoruz. 7. ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve vecedeke dâllen fehedâ. Ve vecedeke ve seni buldu. Dâllen şaşırmış olarak, şaşırmış halde buldu, feheda ve sana doğru yolu gösterdi. Sana hidayeti nasip etti. Muhammed Ali Sabuni bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir ediyor. Ey yani ve vecedeke taihen an marifeti şeriatı ve dini. Evet, seni dinden ve şeriattan, din ve şeriat bilgisinden mahrum halde buldu. Yani din nedir, şeriat nedir bilmiyordun. Fehedâke ve dolayısıyla seni ileyha, dine ve şeriata yönlendirdi. Sana dini ve şeriatı öğretti. Anlamında bu şekilde yorumluyor. Kekavlihi Teala bu ayeti kerime aynı şu ayet gibidir. Yani ayetler arasında birbiriyle uyum vardır. Nitekim değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri tefsir etmekte, açıklamaktadır. Mesela bir ayette kapalı olan bir husus, Kur'an-ı Kerim'de başka bir surede, başka bir ayeti kerimede izah edilmekte, açıklanmaktadır. Biz buna tefsir ilminde tefsirul Kur'ani bil Kur'an diyoruz. Veya tefsirul ayeti bil ayeti. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri veya Kur'an'ın ayetin ayetle tefsiri şeklinde ifade ediyoruz ki bu en güzel, en efendim doğru tefsirlerden bir tanesidir. Neden? Çünkü Allah Teala kendi muradını kendisi ne yapmış oluyor? Açıklamış oluyor, izah etmiş oluyor. Evet, işte ve vecedeke dâllen fehedâ bu ayeti kerimeyi şu ayetle açıklamış oluyor. Mâ kunte tedrî mel kitâbu velel îmân. Yani sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Mâ kunte tedrî mel kitâbu velel îmânu. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Allah Teala sana kitabı indirdi ve sana imanı nasip eyledi. Dolayısıyla işte Duha suresinin 7. ayeti kerimesini yine Kur'an-ı Kerim'den bu ayetle ne yapmış oluyor? Açıklamış, izah etmiş, tefsir etmiş oluyor. İşte bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine bir örnektir. Ayetin ayetle tefsirine bir örnektir. Galel İmamul Celal, İmam Celalüddin Suyuti dedi ki bu konuyla ilgili ayeti şöyle açıkladı. Ey ve vecedeke
ve seni buldu. Dalen amma ente aleyhil ane mine şeriatı. Evet, senin şu anda mevcut olduğun şeriat üzerinde bu konuyla ilgili bilgisiz buldu, şaşırmış halde buldu. Ne yaptı? Fehdâke ileyha ve seni o şeriata yönlendirdi ve o şeriatı sana gösterdi ve o şeriatı, o dini sana öğretti şeklinde açıklamış oluyor. Ve gıyle, ve yine bu ayetle ilgili şöyle denilmiştir. Bu ayeti kerimede dallen kelimesi ismi fail olarak dalle, yadillu, dallun. Evet, dalle aslında Arapçada sapıttı, doğru yoldan ayrıldı anlamına geliyor değerli dostlar. Ama bu ayeti kerimede dallen kelimesi bu manada kullanılmamaktadır. Ve bazı müfessirler şu şekilde açıklamışlar. Dalle fi ba'dı şi'abi Mekke'te, şi'ab kelimesi şi'abun kelimesinin çoğuludur. Evet, bakınız. Şi'abun çoğulu şi'abun şeklinde geliyor. Vadi, vadiler. Vadi, vadiler. Evet, yani gıyle denildi ki dalle fi ba'dı şi'abi Mekke'te, Mekke'nin vadilerinde ne yaptı? Kayboldu. Ve huve sagirun, ve o küçük yaşta idi. Yaşı küçüktü. Fereddehullahu ila ceddihi. Dolayısıyla Allah Teala onu dedesine ne yaptı? Tevdi etti. Dedesine verdi. Gale Ebu Hayyan. Ebu Hayyan da El-Bahrul Muhit adlı tefsirinde bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir ediyor, açıklıyor değerli dostlar. Evet. La yumkinu, mümkün değildir. Hamruhu aleddalali. Biraz önce açıkladığım şekilde Arapçada kullanıldığı dalle, yadillu, dalal, bu manaya hamletmek mümkün değildir bu ayette bu kelimeyi. La yumkinu hamruhu aleddalali ellezî yugabilul huda. Hidayetin mukabili olan dalalet, sapıtmak, yoldan ayrılmak anlamını hamletmek mümkün değildir. Neden? Neden mümkün değildir? لِأَنَّ الْاَنْبِيَاءَ, çünkü peygamberler, nebiyyün kelimesi çoğulu enbiya şeklinde geliyor biliyorsunuz. لِأَنَّ الْاَنْبِيَاءَ, çünkü peygamberler, مَاسُومُونَ مِنْ ذَلِكَ, çünkü peygamberler günah işlemekten ve dalalete, sapıklığa düşmekten, şirke düşmekten masumdurlar, korunmuşturlar. Asla onlar Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri asla yapmazlar. Bu konuda Allah tarafından masum durumdadırlar, korunmuş durumdadırlar. Dolayısıyla bu ayetteki vevecedeke dalen, dalen kelimesini Arapçada kullanıldığı manada efendim anlamamız mümkün değildir diyor Ebu Hayyan. Evet. Galeb ibn Abbas, İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas da Peygamberimizin amcasının oğlu ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan, en iyi bilen sahabilerden biri. Çok alim, çok büyük bir sahabi, çok yüce bir sahabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'la ilgili ona bir duası var. Allahümme allimhu ettevil diyor. Ey Allah'ım, Allahümme fakihhu fiddin ve allimhu ettevil buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, ona onu din ilimlerinde alim kıl ve ona Kur'an-ı Kerim'in tefsirini öğret buyuruyor. Bu şekilde dua ediyor. Dolayısıyla işte Abdullah İbni Abbas, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen sahabe-i celil diyor ki huve dalaluhu ve huve fi sigarihi fi şi'abi Mekke'de. Yani buradaki ayetteki dalalden kasıt
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in küçük yaşta Mekke vadilerinde şaşkın halde olmasıdır. Annesini babasını kaybetmesi ve Mekke'deki putlara tapan, elleriyle yaptıkları putlara tapan insanların bu efendim yaptıklarını efendim kabul etmemesi ve onların bu kadar aşağı bir seviyeye düşecekleri konusunda endişeye kapılması ve şaşırması anlamındadır şeklinde açıklıyor. Vekile denildi ki dalle ve huve ma'a ammihi fi tariq-i Şam. Yani buradaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şam'a giderken amcasıyla birlikte ticaret kervanında Şam'a giderken yolu kaybetti anlamında bazıları da bu şekilde açıklamışlar. Dolayısıyla işte sen yolu kaybetmiştin, Allah Teala sana yolu gösterdi manasında da anlayanlar olmuş. Demek ki burada kısa ve özlü olarak değerli dostlar buradaki dalen kelimesini Arapçada çok fazla kullanılan manasında dalalete düştü, sapıklığa düştü, doğru yoldan ayrıldı manasında kesinlikle bu şekilde anlamamız mümkün değildir. Peygamberin konumuna uygun olarak, peygamberin vasıflarına masum olması, günahlardan korunmasına uygun olarak anlamamız elbette daha doğrudur. Dolayısıyla bu ayetle ilgili farklı yorumlar var, farklı tefsirler var. Bunu burada bu şekilde izah etmiş olduk. Evet, bir sonraki ayet yani 8. ayet fevecedeke ailen seni muhtaç buldu. Feana ve seni ne yaptı? O ihtiyacını karşıladı ve seni zengin kıldı. Yani ey vevecedeke fakiran muhtacen seni fakir ve muhtaç buldu Yüce Allah. Feanake anil halki ve insanlara efendim muhtaç olmaktan seni korudu, insanlardan müstahni kıldı. Bima yessera leke min esbabit ticareti, ticaret sebeplerini sana kolaylaştırmak suretiyle seni efendim insanlara el açacak durumda olmaktan kurtardı ve seni ne yaptı? Müstahni kıldı. Sana çeşitli imkanlar verdi. Velemma işte buraya kadar yani 8. ayetin sonuna kadar velemma addede saydı demek değerli arkadaşlar. Addede yuaddidu saydı, sayıyor. Ta'did şeklinde mastarı geliyor. Tef'il kalıbında. Velemma addede aleyhi hadihin ni'ame esselase. Allah Teala bu üç nimeti bu ayetlerde saydığı zaman, saydığında vassahu vassa kelimesi vassa yuvassi tavsiye etmek, vasiyet etmek anlamına geliyor. Evet, ne yaptı? Bu üç nimeti bu ayetlerde zikrettikten sonra, saydıktan sonra tevassahu bi selasi vasaya mukabeleha. Evet, bu üç nimetin mukabili üç vasiyette bulundu. Üç tavsiyede bulundu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Fekale ve şöyle buyurdu şanı yüce olan Allah. Feemmel yetime felâ tekhar. Evet, birinci vasiyeti Allah'ın peygamberine. Feemmel yetime, yetim çocuğu yani babasını yitirmiş küçük yaşta efendim bakıma muhtaç hale gelmiş olan yetim çocuğu felâ tekhar. Ona kötü davranma. Yani ey feemmel yetime ve yetim çocuğa gelince fela tahtakirhu, onu küçük görme, onu hakir görme. İhtekara yahtakiru, fela tahtakirhu, yani yetimi hor görme, onu aşağılama. Vela talibhu ala malihi, evet, malını elinden alıp da cahiliye dönemi Arapların yaptığı gibi
yetime efendim malından mülkünden mahrum bırakıp efendim onu hakir görme anlamında bu şekilde açıklıyor Muhammed Ali Sabuni. Kale Mücahid'in, Mücahid de şöyle demiştir. Mücahid de Abdullah İbni Abbas'ın öğrencilerinden bir tanesidir. Değerli arkadaşlar, büyük müfessirlerden, tabiun alimlerinden bir tanesidir. Kale Mücahid'in, Mücahid dedi ki, ey la tahtagirhu, onu hakir görme anlamında açıklamıştır. Yani burada emmel yetime fela tekhar, fela tekharı la tahtagirhu, onu hakir görme, onu hor görme anlamında açıklamıştır. Ve gale Süfyan, Süfyan da şöyle Süfyan-ı Sevri'yi şöyle açıklamıştır. La tazlimhu, evet, ona zulmetme, ona haksızlık etme şeklinde açıklamıştır. La tazlimhu bitadiyyi malihi, onun malını zayi etmek, onun malını har vurup harman savurmak suretiyle, efendim israf etmek suretiyle ona zulmetme, ona haksızlık etme şeklinde açıklamıştır. Vel muradu, evet, burada emmel yetime fela tekhar, bu ayeti kerimede kastedilen asıl mana nedir? Kün lil yetimi kel ebir errahimi. Yetim çocuk için aynı şefkatli, merhametli bir baba gibi ol anlamındadır. Vel muradu, bu ayetten murad edilen nedir? Kün, kâne yekûnü kün. Kün ol, lil yetimi, yetim çocuk için, kel ebir rahimi. Rahmetli, merhametli, şefkatli bir baba gibi ol. Evet. Niye? Çünkü fekat kunte yetimen, nitekim sen de ey Muhammed yetim idin. Yetim idin, yani baban sen henüz doğmadan önce vefat etmişti ve annen de 6 yaşındayken anneni kaybettin. Dolayısıyla sen hem yetimdin hem de öksüzdün. Fekunte yetimen feavakellahu, Allah Teala seni ne yaptı? Barındırdı ve seni korudu, seni muhafaza etti. Dolayısıyla sen bu durumu, yetimlik durumunu o çocuğun, o efendim gerek maddi gerek manevi durumunu çok iyi biliyorsun. Aynı şeyleri sen de yaşadın. Dolayısıyla toplumdaki yetim çocukları asla hor görme ve onlara yardım et, onlara şefkatle, merhametle davran, onlara merhametli, şefkatli bir baba gibi davran anlamında bu şekilde açıklanmıştır. Evet, 9. ayete geçiyoruz değerli dostlar. Ve emmes saile fela tenhar. Ve emmes saile, sail, seele fiilinden, seele, yeselü, sailun nedir? İsmi faildir. Bir insandan bir şey isteyen, dilenen anlamında kullanılmıştır burada. Ve emmes saile, dilenen, isteyen insanları da fela tenhar, azarlama. Yani ve emmes sailel müsteceddi ellezî yes'elu an haceti, hacetin ve fakrin, fakirlikten ve ihtiyaç içerisinde bulunmaktan dolayı başkalarından bir şey dilenen, bir şey isteyen kişiyi fela tezcürhu, onu ne yapma? Zecere, zecara, zecera yezcuru, zecran, azarlamak, engellemek, kovmak anlamına geliyor. Zecera, yezcuru, zecran, azarlamak, engellemek, kovmak. Evet. Ne yap? Fela tezcurhu izâse eleke, senden bir şey istediği zaman onu azarlama, onu kovma. Eli boş gönderme. Vela tu'liv lehu el gavle, ona böyle sert, katı söz, kalbini incitecek söz söyleme. Bel atihi, ona ver. Ev reddehu redden cemilin. Yani eğer elinde imkanın varsa ona yardım et. Maddi yardımda bulun. Şayet yoksa,
elinde maddi bir şey, verecek bir şeyin yoksa ev reddehu redden cemilen veya ruddehu redden cemilen, onu güzel bir şekilde ne yap? Ona güzel bir söz söyle ve onu güzel bir şekilde efendim gönder manasında. Gale Katade, Katade de bu ayet-i kerime hakkında şöyle demiştir. Reddel miskine birifkin velinin veya rudde, redde yeruddu, rudde emirdir. Rudde el miskine, miskini efendim ne yap? Ona davran. Birifkin velinin, yumuşak davran. Şefkatle, merhametle davran. Fakir ve muhtaç olan insana, dilenen insana şefkatle ve yumuşak bir tarzda ne yap? Davran. Gerek sözlü olarak, gerek fiili olarak yumuşak bir tarzda davran. Evet, 10. ayeti kerime değerli dostlar. Ve emma bi nimeti rabbike fahaddis. Evet, 11. ayet. Ve emma bi nimeti rabbike, Rabbinin nimetine gelince fahaddis. Rabbinin sana lütfetmiş olduğu o nimetlerden de bahset ve insanlara o nimetleri hatırlat ve o nimetleri anlat. Yani ey haddis, haddese, yuhaddisu, haddis ennase, insanlara bahset, anlat. Bi fadlillahi, Allah'ın lütfunu açıkla. Ve inamihi aleyke, sana vermiş olduğu nimetleri ve Allah'ın lütfunu insanlara anlat. İnsanlara bahset. Fe innel ettehaddüse bin nimeti, zira nimeti anlatmak, Allah'ın lütfunu, ihsanını açıklamak, şükrün leha, o nimete karşı nedir? Bir şükürdür. Nimeti vereni hatırlamak ve Allah'ı bu şekilde verdiği nimetlerden dolayı güzel bir şekilde övmek nedir? O nimetlere karşı şükretmektir. O nimeti verene teşekkür etmektir. Künte yetimen ve dallen, sen efendim yetim idin. Ve dallen, şaşırmış bir haldeydin. Ve ailen, ve muhtaç bir durumdaydın. Bakıma, yardıma muhtaç bir durumdaydın. Fe avâke Allahu, Allah seni barındırdı. Ve hedâke, ve sana hidayeti nasip etti, sana doğru yolu gösterdi. Ve anâke, ve seni insanlara muhtaç olmaktan kurtardı ve seni müstani kıldı. Dolayısıyla fela tense nimetallahi aleyke, işte Allah Teala'nın sana olan bu nimetlerini asla unutma. Nesiye yensa, la tense unutma, fela tense unutma. Nimetallahi aleyke, Allah'ın sana vermiş olduğu nimetini unutma. Fi hadihi selasi, bu üç nimetini, Allah'ın sana bu üç nimetini asla unutma. Fe taattaf alel yetimi, fe taattafe güzel davranmak, efendim yumuşak davranmak, lütufta bulunmak, ihsanda bulunmak manasına geliyor. Fe taattaf emirdir. Fe taattaf alel yetimi, yetime yumuşak davran, güzel davran, ona iyilik ve ihsanda bulun. Ve terahham alessaili, terahhame, yeterahhamu, terahham alessaili, evet, soran, isteyen, dilenen insana da merhametle, şefkatle davran. Fekad zukte daga yezugu, evet, daga tatmak, daga yezugu. Fekad zukte el yetme, yetimliği tattın. Babasızlığın ne olduğunu, annenin küçük yaşta kaybetmek suretiyle anneden babadan yoksun olan bir çocuğun durumunun nasıl olduğunu sen bizzat yaşayarak tattın, gördün. Vel fakra, fakirliği de tattın, gördün. Ve erşedel iba, ve erşid el ibade ila tarikül reşadi, evet, ve erşid, irşad et, el ibade, abd kelimesinin çoğuludur biliyorsunuz. Ve erşid
el-ibade kulları irşad eyle, onlara doğru yolu göster. İlâ tarîkir reşâdi, evet, rüşt yolunu, doğru yolu göster. Kemâ hedâke rabbuke, Rabbin sana nasıl doğru yolu gösterdiyse, seni doğru yola nasıl kavuşturduysa, sen de Allah'ın kullarını doğru yola sevk eyle ve onlara irşat et. İrşat görevini en mükemmel şekilde yap. Evet, böylece değerli dostlar, Duha suresinin 11 ayetinin tefsirini yapmış oluyoruz. Son başlık olarak El-Belagatu başlığı altında bu Duha suresinin 11 ayetinde kullanılmış olan bazı belagayı, nükteleri, edebi sanatları açıklayarak dersimizi bitireceğiz inşallah. Tedammenet içermiştir. Es-Suretül Kerimetü, bu yüce sure ihtiva etmiştir, içermiştir. Vucuhen minel beyani vel bedi'i, bedi ve beyan ilimlerinden bazı vecihleri içermiştir. Nucizuha, biz o vecihleri özet olarak burada size açıklıyoruz. Fima yeri aşağıdaki şekilde dört madde halinde açıklıyoruz diyor. Birincisi, birinci edebi, belagî vecih, ettibak beynel ahire vel ula. Ahire ve ula kelimeleri arasında tıbak sanatı vardır. Ahire, ula, tıbak sanatı vardır. Enne el murade bil ula, çünkü bu ayetlerde ula kelimesinden kastedilen nedir? Ed dünya, dünyadır. Ve hiye tutabigu el ahirete, dünya ahirete mukabildir. Evet, bundan dolayı da bu ayetler arasında ne yapmıştır? Bir tıbak sanatı mevcuttur. Evet, birinci edebi sanatı bu şekilde açıklamış olduk. İkincisi, el-mukabeletul latifetü, evet, latif bir mukabele sanatı mevcuttur. Evet, şu ayeti kerimede, elem yecidke yetimen, evet, seni yetim bulup da feava barındırmadı mı? Ve vecedeki ailen feana, seni muhtaç bulup da seni müstani kılmadı mı? Gâbeleha bi gavlihi, bu ayeti kerimeyi mukabil olarak şu ayeti getirmiştir Cenab-ı Allah. Evet. Fe emmel yetime, sen yetime gelince fela tekhar, onu hakir görme. Ve emmes saile fela tenhar, ve dilenen, insanlardan bir şey isteyen insanı da ne yapma? Azarlama ve onu eli boş çevirme. Vehiye min lataifi ilmil bedi, işte bu da mukabele sanatı bedi ilminin ince nüktelerinden biridir. Gerçekten çok güzel bir mukabele sanatı bu ayetler arasında mevcuttur. Evet, üçüncü edebi sanat olarak değerli arkadaşlar, el cinasun nakıs, evet, nakıs bir cinas sanatı vardır. Beyne tekhar tenhar. Tekhar fiiliyle tenhar fiili arasında ne vardır? Bir cinas sanatı vardır. Evet. Litegayyuril harfil fani, ikinci harf değiştirilmiştir. Evet. Minel kelimeteyni, iki kelime arasında baktığımızda ikinci kelimeler ne yapmıştır? Değiştirilmiştir. Bakın, birinci kelime T, senin ikinci kelime gaf, burada da birinci kelime T, ikinci kelime nun. Yani sadece gafla nun değişmiştir. Diğer harfler aynıdır. Tek har ve ten har. Dolayısıyla işte buna da cinas diyoruz. Cinasun nakıs denilmektedir. Bu da Arapçada edebi güzelliklerden bir tanesidir. Dördüncü edebi sanat olarak Es-Sec'ul Murassa ke'ennehu ed-durrul manzum fi akdin kerimin, çok değerli bir gerdanlıkta dizilmiş inci gibidir. Evet, Es-Sec'ul Murassa. Elem yecidke yetimen feava ve vecedeke dallen feheda ve vecedeke ailen feagna. Dikkat ederseniz bu ayetlerin sonunda bakın, ava, heda ve
Ağına. Evet. İşte buna seci diyoruz. Aynı şekilde bitiyor. Dolayısıyla gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bu Arapçadaki beyan ve bedi ilminin, belagat ilminin çok önemli nükteleri ayetlerde kullanılmıştır. Bu da tabii Kur'an-ı Kerim'e bir zenginlik katıyor. Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an'ın icazına bir güzellik katıyor. Evet, böylece değerli arkadaşlar, temme bi'avni-i Teala, şanı yüce olan Allah'ın yardımıyla tamam olmuştur, tamamlanmıştır. Tefsir-i Sureti Duha, Duha suresinin tefsiri bu şekilde tamamlanmıştır. Evet, Allah Teala bizleri bu yüce kitabını anlamaya muvaffak kıldığı için sonsuz hamdü senalar olsun. Bize bu güzel kitabı Kur'an-ı Kerim'i getirip tebliğ eden ve bize açıklayan, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın sevgili Resulü ve peygamberine salat ve selam ederek ve şu duayla sözümüzü bitiriyoruz değerli dostlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala el-Fatiha.